Müslüman ülkelerin alimlerinde üç tane noksan var onun. Birincisi nedir? Burada çok kıymetli muhterem alimlerimiz var. Tabii istisnalar kaideleri bozmaz. Bu söylediğimizin istisnaları vardır. Burada olsun veya olmasın. Ama genel olarak hadise şudur. Bak bugünkü halimizi tespit ediyorum. Şimdi yolda giderken bir hasta insan düşmüş, ilaç bekliyor. Bizim alimimiz, Müslüman alimimiz bu hastanın başına geliyor. Buna hemen bir ilaç verip iyi yapması lazım. Böyle yapmıyor. Ya ne diyor? Şu karşıda bir eczane var ya, o eczanede bu hastalığı iyi yapacak ilaçların temel müessir maddeleri vardır diyor. E varsa ne olacak? Varsa ne olacak? Hasta burada ölüyor ve mübarek. Sen buradan trafik memuru gibi karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Yani ayet ve hadisleri okuyor ama bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde o ayetten, o hadisten lüzumlu ilacı yapmamış. İşte bunun için insanlık ızdırabını çekiyor. E ne olacak? O alim önce doktor olacak. Hastanın hastalığını bilecek. Sonra eczacı olacak. Koşacak o ilacı yapacak. Hastayı iyi yapmak kolay. Sonra hasta bakıcı olacak. Hastanın ağzına kaşıkla ilacı verecek. Hasta ondan sonra ayağa kalkacak. Yoksa sen şurada hasta aşağı düşmüşken karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Bu hasta böyle iyi olmaz. Bütün ilim adamlarımızı uyarmak için söylüyorum. Ne olacak? Bu milletin derdiyle dertlenin. Araştırmalarınızı bu insanların ızdıraplarına ilaç olacak şekilde yapın. Dünyaya inin, dünyaya. Çünkü insanlar ızdırap çekiyor. Birinci büyük eksiklik, noksanlık budur. Hayattan kopuk. Halbuki bunun için gelmemiş. Onların vazifesi bu. Onların vazifesi insanlara saadet, selamet getirmek. İkinci noksanlık da şudur. Ben bir kitap yazdım diyor ulemadan bizzat. İyi güzel. Ne oldu? Rafa koyduk. Kimseye o esnada bir faydası olmuyor ki. Neden? Bilmem efendim. İşte Müslümanlıkta şura çok faydalıdır. İyi güzel de kardeşim, hangi devlet düzeninin neresinde senin bu söylediğin işe yarayacak? İşin bütününü düşünmemiş. Yani bugüne kadar ulemanın yaptığı iş neye benziyor biliyor musun? Şurada bir bina var, bir saray var. Önce bu saray nasıl yapılıyor? Bunun bir projesi var. Proje konuyor önüne. Sonra o projeye göre bir taslak var. Oradan projeye geçiliyor. O projeye göre bunun kapısı, pencere. Bak burada ona göre kapı yapmış adam. Niye? Dışarıdan güzel, kendisine göre güzel gözüksün diye. Şimdi bizim ulemamız kapı yapıyor, ambara koyuyor. Bir gün saray yapılırsa bir yerinde işe yarar diyor. Merdiven yapıyor, ambara koyuyor. Pencere yapıyor, ambara koyuyor. Ambarlar dolmuş ama ortada içinde barınacağım.